Her yaptığı, her söylediği olay olan kadın Yıldız Tilbe'nin dünden bugüne şöhret yolculuğunu getiriyoruz ekranlarınıza. Müziğe aşık, müzikle evli yıldızı. Yani müzik benim ekmeğim, suyum, sevgilim, kocam, her şeyim müzik benim. O Türkiye'nin ne yapsa yakışan, ne yapsa olay yıldızı. Sevgiler, saygılar sunuyorum. O Türkiye'yi ağlatan, aşık eden şarkıların yıldızı. Ne yapsam ayrılamam senden asla. Sezen Aksu'yla nasıl tanıştı? Neden küstü? Nasıl barıştı? Çok özel bir ses dinleteceğim sizlere. Yıldız Tilbe. Bir gece sarhoştuk, uzayla birlikte olduk. Magazin skandalları arasına giren İbrahim Tatlıses'le ekran kavgasının altında ne vardı? Ben söylüyorum çünkü benim senden ayıp, manevi hakkım var. Kimler onu dibe çekmeye çalıştıkça o inatla zirveye çıktı. Hem üzüldüm hem sinirlendim. Adımı kullanıyorlar. Adımı kullanıp kendilerine rant sağlıyorlar. İşte ünlüler dünyasının en çılgın kadını Yıldız Tilbe'nin portresi. Ama evlisin, benim değilsin. Yıllar önce neredeydin? Çok geciktin sevgilim. Yıl 1984. Yıldız olmadan evlendi, anne oldu. Biz onu Yıldız Tilbe olarak tanıdık yıllarca. Ama öncesi var. Yıldız Tilbe 1984 yılında daha 18'indeyken evlendi Güngör Karahan'la. 1985'te kızı oldu, kızına hayranı oldu. Sezen Aksu'nun ismini verdi. Evliliği 5 yılda bitti. Ailesinin Yadigar ismiyle çağırdığı Yıldız Tilbe'ye bu evlilikten kızı Sezen Burçin yadigar kaldı. Sezen Aksu aşkıyla müziğe başladı Yıldız Tilbe ve 1990 yılında sahnelere çıktı ilk olarak. O yıllarda ilk ses kayıtlarını yaptı. Henüz ilk bestelerini yapmamışken sesinin arabeske uygun olduğu kanısına varan yapımcılar ona arabesk şarkılar söyletti. Müslüm Gürses'te ünlü olan Adını Sen Koy şarkısını söylemiş Yıldız Tilbe hiç yayınlanmayan o stüdyo kaydında. Özlerim ben seni. Sezen Aksu'nun yeni keşfi Yıldız Tilbe. Bir gün memleketi İzmir'de bir genç kızı dinlemeye gitti Sezen Aksu. O genç kız kara kuru fiziğine dev bir ses sığdıran yıldızdı. Bir yıldızı keşfetti minik serçe. Onu yanına aldı, vokalisti yaptı. Son derece yetenekli genç birisiyle tanıştırmak istiyorum. Bu kez konuğumuz bir küçük hanım. Bir hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Tilbe'nin gerçekten müthiş bir sesi var. Ben İzmir'de dinledim kendisini ilk kez. Gerçekten müthiş heyecanlandım. İnanılmaz, inanılmaz heyecanlandım. Zeynep Tekir Şirze Aman Taşlar Yatışmış Yüze Aman. Minik serçenin dev kanatlarının altındaydı artık. Yapımcıların senden arabeskçi olur dedikleri Yıldız Tilbe'nin içindeki gerçek cevheri keşfetmişti Sezen Aksu. Yepyeni pırıl pırıl gencecik altın gibi sesler hediye etmem en uygunu. Çok özel bir ses dinleteceğim sizlere. Yıldız Tilbe. Aklımdan geçenleri söylemek kolay değil. Tutulur dilim. Yıl
1993. Aynı adamı sevdiler. Minik Serçe ile araları açıldı. Kızına ismini verecek kadar büyük Sezen Aksu hayranı olan Yıldız Tilbe ile Minik Serçe'nin arasını aşk açtı. Yıldız Tilbe'nin uzay eparıyla yaşadığı aşk kaçamağı Sezen Aksu'nun onu evinden kovmasıyla sonuçlandı. Bir gece sarhoştuk, uzayla birlikte olduk. Ertesi günde pişman oldum, gidip söyledim kendisine. Ben dedim böyle böyle, yani senin ayrıldığın kişiyle birlikte oldum, taşıyamıyorum. Söylemesem hiç haberi olmayabilirdi yani. O da o zaman güle güle dedi bana, ben de ayrıldım bu şekilde. Artık Sezen Aksu'nun kanatları altında değildi. Cem Özer destek oldu Yıldız'a. Laf Lafı Açıyor programının solistiydi artık. ...1994... İlk albüm ve Delikanlım Fırtınası. Cem Özer'in programında yakaladığı şöhret Yıldız Tilbe'ye ilk albümünü yaptırdı. 1994'te Delikanlım'la çıktı, yeri göğü inletti. Hafife alma, aşk vurur insana, bu kadar kolay sanma delikanlı. Kendi besteleriyle yapmıştı beklediği çıkışı. Zaten aşklar hep yalan dolan, sonu hep sızı üzüran, geriye kalan ardından yalnızlık olsa da sana değer. O artık Türkiye'nin yıldızıydı. Pop'un yıldızları da keşfetmişti ondaki cevheri. Tarkan'ı Tarkan yapan şarkılardan Kış Güneşi, Yıldız Tilbe imzasını taşıyordu. Yıldız şarkı söyledi. Yani ben çok etkilendim. Tüylerim diken diken oldu. Hatta stüdyoya girdi, mikrofondan söyledi. Ben yanılmadığım için çok mutluyum. Senden iyi herhalde kimse okuyamazdı. Yıl 1996. Beklenmedik gözaltı ve bilinmeyen Yıldız Tilbe. Şöhretinin tavan yaptığı yıllarda Yıldız Tilbe'nin beklenmedik olayları gündeme geldi. 1996 yılında madde kullanımı gerekçesiyle gözaltına alındı ve 3 gün hapis yattı Yıldız Tilbe. Adam öldürdüm adam. Cezaevinden çıkarken kendisine sorulan sorulara Delikanlım şarkısını söyleyerek yanıt verdi Yıldız. Kalbim duraksız haykırışlarda, ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife alma, aşk vurur insana. Yıllar sonra o dönem yaşadıklarıyla ilgili itiraflar yapmış ve çok üstüne gelindiğini söylemişti. Yani hep benim hakkımda böyle yapmadığım, söylemediğim şeyler üretiliyor ve halka sunuluyor. Ayıptır yani, bir insanın üstüne bu kadar gidilmez ki. Bu olay sonrası çok konuşuldu Yıldız Tilbe'nin çılgınlıkları. 1996'da Boğaz Köprüsü'nde izinsiz klip çekmeye çalışmış ve ortalığı birbirine katmıştı. O dönemki olumsuz haberlerine 1999 yılında bir yenisini ekleyen Yıldız Tilbe, sahnesini dinlemeye gittiği Sezen Aksu'nun sahnesinde mikrofonu bırakmayınca mekanın korumaları tarafından yaka paça dışarı atılıyordu. Yıl
2000'i Bindere'den su getirdi ve şöhrete geri döndü. Birbiri ardına olumsuz haberlerle sekteye uğrattığı şöhretini 2000'li yılların başında şarkılarıyla geri kazandı Yıldız Tilbe. Bindere'den su getirsem arınamazsın şarkısıyla yeniden parladı yıldızı. Bindere'den su getirsem ...2002 yılında çıkardığı Haberin Olsun albümüyle yeniden zirvenin en tepesine çıkmayı başardı. Ben hayale canımı, ömrümü, hayatımı seve seve her şeyimi. Ben hayale kalbimi, yatağımı, döşeğimi sererim, haberi olsun. 1994'te çıkardığı Delikanlım albümü kadar büyük bir etki yarattı bu albüm. Albümdeki şarkılardan Aşk Laftan Anlamaz Ki Yıldız Tilbe'nin en büyük hitlerinden biri oldu. Sakınsın seni her türlü gözden ay, ay. Git dersin gitmez ki aşk laftan anlamaz ki. 2004'te çıkardığı albümle müzik listelerini alt üst etmeye devam etti Yıldız Tilbe. O albümde seslendirdiği Çabuk Olalım Aşkım'la kalplerde iz bıraktı. Aşk şarkıları arasına bir klasik daha ekledi. Çabuk Olalım Aşkım Ama Evlisin, onlar ayrı şarkılardı. Şimdikiler de ayrı şarkılar. Sadece şarkılarıyla değil, ilginç açıklamalarıyla da hep gündem olduğu yıllardı Yıldız Tilbe'nin. Kendimi sahiden erkek sanıyordum belli bir zamana kadar. Yetiştirebildiğim için. Ha yani erkek sanıyordum kendimi. Sonradan anladım ki değilmişim. Sahneleri bırakmayı düşündü. Ama bu kararından hep vazgeçti. Yıldız Tilbe hep müzikle var oldu. Çok sayıda oyunculuk teklifi aldığı yıllarda dahi sadece müzik vardı aklında. Bir film hazırlığında olduğunu söyledi. Filmde de benim otobüse binip hiç inmeden dolaşan bir özgür kız olacağımı söyledi. Ben de reddettim tabii ki. Para değildi onun için müzik. Bir varoluş şekliydi. Yani müzik benim ekmeğim, suyum, sevgilim, kocam. Her şeyim müzik benim ki. Olsun be güzelim, olsun aşkım, sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Müzikle yorulduğu zaman bile müzikle dinlendi hep. Müziği bırakmayı düşündüğü zaman bu aşkı vazgeçirdi onu. Yani ben müzikten yoruluyorum mesela ama yine müzik yaparak dinlenebilirim. Beni başka hiçbir şey dinlendiremez ki. Müzikten vazgeçemeyeceğimi gördüm zaman içinde. Dönem dönem ara versem de bu işi çok seviyorum. Yaşadığım sürece şarkı söylemek istiyorum, mesleğimi yapmak istiyorum. Çünkü başka bir iş bilmiyorum, başka bir iş yapmak da istemiyorum. Hep şarkı söylemek istiyorum, müzik yapmak istiyorum. Çabuk olalım aşkım, her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana adadım. Üstüne çok gelindiğini düşündü. Haklıydı ama o yıldızdı. Ve yıldız kalmayı sürdürdü. Sadece benim hakkımda değil, birçok insan hakkında. Ama en çok bana yükleniyorlar. Çünkü en güzel benim, ondan. Ve kendi tarzını yarattı. Aşık, özgür ve çılgındı. Tilbe'nin kendine has çılgınlıkları. Yıldız Tilbe demek normal olmak demek olmadı yıllar yılı. Onu hep çılgınlıklarıyla sevdik. Müzik
Yıldız Tilbe'nin Çılgın Tilbe lakabını en çok hak ettiği programa gelince, Türkiye'nin Yıldızı adlı televizyon programı sıcaktan şikayet ediyor Yıldız Tilbe ve litrelerce suyu boca ediyor kafasından aşağı. Gölgede 42 dereceymiş. Burası bu ışıkların altında 50 derece, o kadar sıcak ki. Arkadaşlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu sular mikrofonu bozuyor, Yıldız Tilbe mikrofonunu düzeltmeye gelen gence bakın neler yapıyor. Ama döktüğü litrelerce su sonunda ayağının kayıp yere kapaklanmasına neden oluyor. Herkes böyle bir durumda hastaneye gider. Ama Yıldız Tilbe kaşını yarmasına rağmen programa geri dönüyor. Çocukla biraz cilveleşeyim dedim, ne hale geldim, gördünüz mü? Vallahi. Kendi kendine kafa atan bir ben varımdır herhalde. Vallahi. Bir şeyim yok, göstersene şuramı. Kaşım biraz açıldı. İşte bir başka çılgın televizyon programı. Yıldız Tilbe televizyon programına kendi yaptığı pantolonla çıkmış ve o pantolonu nasıl yaptığını anlatmıştı. Noel anneler giyiyor ya şuraya kadar çorap. Şunlar da oluyor burada hani. Ay. O çorabı ikiye kestim. Şuraya bant geçtim Çağla'cığım. Baksa. O kurdeleyi de oraya konduruverdim. Bu da bir iç çamaşırın böyle kesip vallahi kemer İşte o yüzden çok beğendim. İbrahim Tatlıses'te unutulmaz canlı yayın kavgası. Yıldız Tilbe'nin magazin tarihine geçen en büyük kavgası İbrahim Tatlıses'te canlı yayındaki olay tartışmasıydı. Ben söylüyorum çünkü benim senden manevi hakkım var. Size yakışmaz. Benim sizde daha çok manevi hakkım var. Bir dönem patronu olan İbrahim Tatlıses'le geçmişte yaşadığı olayları ayyuka çıktığı o kavga uzun yıllardır unutulmadı. Beni dövdüler abi dediğin zaman ***'lerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler adamlar, ben aslan gibi evime gittim. Besteleriyle efsaneler arasında Yıldız Tilbe'nin kendi söylediği şarkılar kadar ünlü isimlere verdiği besteler de müziğin efsaneleri arasına girdi. Tarkan'a verdiği Kış Güneşi'nin yanı sıra Deniz Seki ve İbrahim Tatlıses'in okuduğu Kok Gel Günahlarından bir Yıldız Tilbe şarkısı. Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimde. Hani ben olacaktım yalancı. Başının tacı. Bugünün yarınların günahçı. Yakanı bırakmaz ellerim. Hani ben olacaktım yalancı. Başının tacı. İbrahim Tatlıses'e Ayrılamam ve Anam şarkılarının yanı sıra Ebru Gündeş'e Vazgeçmem şarkısını armağan etti Yıldız Tilbe. Seninle doğmuşum, sensiz ölemem. Dünyayı verseler yine vazgeçmem. Aşkla yorulmuşum, ayrılık bilmem. Dünyayı verseler yine vazgeçmem. Yine İbrahim Tatlıses klasiklerinden Seni Sana Bırakmam'da da Yıldız Tilbe imzası var. Yanı başımda olsam da bir anım bile atmam. Kadrimi, kıymetimi, sana olan sevgimi bilmedin, bileceğim yok. Gülben Ergen'in kariyerine de güzel dokunuşlar yaptı Yıldız Tilbe. Ergen'in Kandıramazsın Beni ve Lay La Lay La Lay şarkıları da Yıldız Tilbe'ye ait. Ve Tarkan'a Kış Güneşi'nden yıllar sonra bir aşk hiti daha armağan etti. O şarkı İşim Olmaz'dı. Olsun ne güzelim olsun, aşkım sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz.
yıllarca kendisine kötü şarkılar verenler yüzünden başladığını itiraf ediyordu beste yapmaya. Kapısını çalmadığım besteci kalmadı benim. Her biri işte bu sana uymaz, şu an okuyacak şarkımız yok. Ya da en kötü şarkılarını verdiler benim okumam için. Ben de dedim o zaman ben yapacağım. Kişiye özel beste devrini başlatan isimdi Yıldız Tilbe. Herhangi bir şarkıcının sesine göre şarkı yapmayı çok iyi biliyordu. Bazı şarkıcıların sesi küçük. Hı hı. Hani bağıramıyorlar. O zaman onlara göre düz yazıyorum şarkı. Ama bazı şarkıcıların ses aralığı geniş, onlara göre de yüksek yazıyorum. Sanatıyla, şarkılarıyla hep zirvede Yıldız Tilbe. O bir efsane. Ama son iki yılda korona döneminde yaptığı bazı tasvip edilmez şeyleri de belirtmeden geçmeyelim. Özellikle maskesiz çıktığı AVM turunda yaptıkları göze hoş gelmedi. Bay bay çocuklar. Güzel elbiseler. Çılgınlıklarına yorduk bu görüntüleri. Yıldız Tilbe olmak böyle bir şey olmalıydı. Yaşayan bir efsaneyi güzellikleriyle hatırlamak en güzeli. Kalbim duruyor.